Abi şarjımız da %22 almış. Evet, selam millet. Abi dağlarda kar var. Harbi diyorum, dağlarda kar var. Neredeyiz? Çağatay'ın yanındayız. Buraya kargo siparişi verdim ben. Şimdi bir fotoğraf makinesi. Kars'a doğru gidiyordum. Hop, yönümü Niğde'ye çevirdim. Çağatay da balık yapıyor abi bize. Dedi ki, Çağatay'ı hatırlarsınız. Şu an şeyde, mutfakta. Dağda karşılaşmıştık, Likya yolunda çay falan ısmarlamıştı bana. Çay yapmıştı falan, içmiştik. Çağatay arkadaşımız. Şimdi balık yapıyor bize. Biraz Niğde'yi gezdik bugün, işte kaleyi maleyi gezdik de. Kameranın şarjı yoktu ya. Açamadım. Hani unutmuşum, dün akşam da gece 3'te geldik falan. Aa, Çağatay da geldi. Kardeşimiz gelmiş uzak diyarlardan. Valla balık yapıyor bize. Abi çok misafir. Misafirperver adam ya. Adam ya. Baş gelmiş, bizi kötülüyorlar bazen, olur mu öyle şimdi? Allah billahi. Yani sürekli yemek yapıyor abi adam. Bir de sabah bir yemek vardı. Patatesli yemek yapmış abi. Ben böyle bir şey yemedim daha önce. Yani, abi ne güzel adama Nidemizin patatesli yemeğini, patates kızartmasını sabah kahvaltısında verdim, kameraya çekmemiş ya. Ya ayıkamadım ya. Nasıl böyle bir şey kaçırmamış? Ayıkamadım ya. Ne bir şey? Vallahi billahi. Balığı ben şey yaptım. Ne deniyordu yapmaya balığı? Sosladık, harmanladık. Ha, anlamadık. Daha önce hiç balık harmanlamadım. Daha balıktan da anlamam. Abi herkes... Yaptık bir şeyler şimdi. Yemeğin tadı olmazsa bir ihtimal benim sorunum. Çünkü harmanlayamamış olmam gerekiyor. Yok ya, olur mu? Bakalım ya. Yiyeceğiz Balık şimdi. iyi olmasa bizim arkadaşımız şu kötü balık vermiş. Ha, balığı da tabii Çağatay özenle seçti. Özenle seçti yani. Arkadaşımız kötü Mahir. balık Ama vermiş. lokum gibi ya. Ha? Bakacağız, Hadi göreceğiz. bakalım, bir yapak bakar tadına şimdi. Doğukan kaçma. Evet arkadaşlar. Şöyle bir dağ manzaramız var. Şurada karlar falan var. Bak bir de şurada bir dağ var. Yani Niğde'nin bir sağında var dağ, bir de solunda var, bir de şu arkada var. Önü açık olan yer Mersin kısmı. Diğer arka taraf. Çağatay burada yemek yapıyor. Balık yapıyor bize. Ay kardeşimiz benim. Acım dedi. Sistemi kurduk. Burada ayarı veriyoruz. Balığımız alabalık mıydı? Evet. Doğukan var. Doğukan Alabalık. salata yaptı bize. Evet, o da işçiliğini Balık konuşturdu, alabalık. bakacağız. Balığı ben şey yaptım bu arada. Ne deniyordu ona? Gene unuttum. Harmanladı, sosladı. Balığı ben harmanladım ama ilk defa bir balık harmanladım. Gerçi alabalık da yemedim ben bu arada hiç ha. Mezgit yedim bir o. Şimdi pişiriyor. Abi sistem de ayrı ya. Harmanlayamamışım ama sanki Yo yo, ya. bence çok güzel olmuş ya. Ha. Abi zaten böyle olur ya. Vallahi Abi balığımız lokum gibi oluyor. Ne biçim, daha önceden de yaptık, tam tecrübe ettik. abi adam Uzak diyarlardan geldik dedi, bize bir şey yap dedi. Yani işçiliğimizi konuşturuyoruz burada. Harbi diyorum adam, abi güzel yemek yapıyor ya lan. Harbi diyorum güzel yemek yapıyor. Bu adamın gastronomi okuması lazım. Hele böyle dağda bayırda yokluğun içinde daha da iyi yemekler yapıyor. Benim yaptığım yemek, dağda yaptığım yemeğe gelecek olursak, yani dağ demeyeyim de Likya yolunda yaptığım yemeğe gelecek olursak, şey koyuyordum abi. Su koyuyordum, kaynatıyordum. Bulguru koyup yiyordum yani. Benim için buydu. Tadı yok, tuzu yok, hiçbir şey yok. Abi salata çok iyi ya. Gördüm valla. Bir Türk bu kadar Taze iyi Türk, olabilir mi? bahçeden kopardık geldik. Valla bir Türk bu kadar güzel olabilir mi ya? Şaka bir yana. Ömer kardeşimden burada Çok bir taze. ayarlar çekiyor. Aa, balık yiyeceğiz. Alabalık yemedim ben daha önce. Dedim ki balık diyek dedi. Ben dedim bir mezgit yedim şu ana kadar. O da dedi gel dedi bir alabalık yapalım falan dedi. Geldi kişi de. Bakalım yapıyor. Atladı Yiyeceğiz. otobüse, geldi Likya yolu maceramızda. Ustam dağlarımızı çek, karlarımızı çek. Toros dağlarının arasında bir şehir burası. Burası Niğde. Yiğidin harman olduğu yer burası. Evet. Burada Niğde. Bu Yiğit arada harman oluyor burada. abi Niğde'yi ben beğendim ya. Niğde harbiden güzel. Kaleye maleye çıktım. Kalenin oraları biraz mahvetmişler ama. Yani gösteririm yarın vakit olursa. Kalemize ince bir sistem çekiyor başkanlarımız. Anlatsın Çağatay. Tarihimizi hep yok ediyorlar. Niğde var ya, perişan oluyor. Hiç kimsenin elinden bir şey gelmiyor. Bu şekilde. Daha başka diyecek bir şeyim yok. Yani ama güzel bir şey yakaladım ben burada. Abi kiliseyi kütüphaneye çevirmişler. 10 numara olmuş. Aynı şeyi kale içinde yapsalar güzel olurdu. Bir de şeyi anlatayım ben. Dün gece geldim abi ben buraya. Video falan çekemedim. Acayip böyle sersem gibiyim. Geldim dün gece. Çağatay'ı aradım işte, geldim dedim. O da dedi ki ya dedi ben araba kullanmayı bilmiyorum. Ehliyet falan yok. Ama dedi arabayla geleceğim. Oğlum dedim dur yapma.
İki dakika yanıma geldi. Hiçbir yeri görmüyor abi. Sileceğin nerede olduğunu falan bilmiyor. Neyse bindik arabaya. Gidiyoruz böyle. Çağatay diyorum yolu göremiyorum. Yavaş git. Bir baktık 80'le gidiyoruz. O diyor ki ben de göremiyorum diyor. Oğlum diyorum yavaş gitsene o zaman. Abi arabamızın camının önü buz tuttuğu için gözümüz önünü göremiyoruz yani. Biraz sıkıntılı bir şekilde geldik ama sağ salimiz. Bak adam sıkıntı yok. Sağ salim geldik. Kapının önüne arabayı çekti. Sonra geri alması gerekti biraz. Yan komşunun evinin önünü kapattı. Geri vitesi bulamıyor. Ya diyor bunun geri vitesi nerede diyor. Işık pışık tutuyoruz. Geri vitesi arıyoruz arabanın. Abi çok enteresandı ya. Allah billah. Adam beni çok enteresan karşıladı. Oğlum balık yiyeceğiz şimdi işte. Böyle bir olay. Gece gece. İyiydi. Gece saat 3 falandı bu arada. Evet. Balığa bak abi balığa. Abi şuna bak ya. Ey yavrum ey. Balık benden sorulur dedi. Karadeniz'den geldim dedi. Sistemimize bir ayar çekiyor. Yalnız abi çok güzel kokuyor. İşi bana bıraktı. Dedi ki az önce ben yapacağım falan dedi. Şimdi al dedi çevir dedi işte benim işim var dedi. Kamerayı aldı beni çekiyor. Baksana abi, bu bana. Balık galiba. Lokum lokum bak. Ton balığının içine koyulan balıktan. Abi büyük ihtimal. Çünkü böyle lokum gibi olması ton balığında da böyle ben benzetiyorum. Kokusu olabilir. Ton balığına koyulan evet, balık da bugün olabilir. Bugün de ne deniyordu ona? Yemek pişirme programlarına ne deniyordu? Vallahi evimizdeyiz. MasterChef. MasterChef daha yakın sanki. Evimizde abi, pişiriyoruz. Abi her neyse işte bugün mutfağımızdayız bugün de. Ama bizim mutfak böyle daha bir boş. Balkon mutfağı manzaralı. Şuti bir... Kale hocam şurası. İşte bu pişti mi şimdi? Abi. Pişti alamaz. Pişti mi? Al abi. Allah Allah. Al onu. Al ne yapacaksın? Misafirim ya. Evet abi Doğukan. Doğukan balığını bekliyor. Çağatay ekmekleri koydu. Oo abi bu arada ben bu ekmeği ilk defa gördüm ha burada. Çok balığımız oldu. Bu ekmek şey. Abi küçük ekmek. Bu ekmeğin adı ne? Normal ekmek, küçük ekmek şey, mi geçiyor? Küçük somun diye geçiyor. Küçük bizim buralarda abi büyük somunun küçüğünü yapmışlar öyle. Çok iyi. Ben o kadar görmemişim ki yani harbiden görmedim. Var bu abi çoğu yerde var. Ama ben görmedim yani. Güzel normal ekmek. Bu da kepek ekmeği. Abi balıklar hazır. Bir yandan pişiyor, bir yandan yiyoruz. Şu turplar var ya. Turplar mükemmel. Abi ne? Balık ne diyorsun hocam? Balığımızı puanla. Bir parça balığımızı alalım. Puanla. Bir parça alalım. Bakalım balığın tadı nasılmış. Hayır. Ben böyle elimle yiyorum. Alışkanlık. Abi. Arada bir kemik var. Bak şunu yeni çıkardım abi. Şuna bakalım. Abi bence bu balığın geni böyle. Çünkü hepsi aynı değil. Bak bu pişmiş kokuyor ha. Nasıl? Pişmiş kokusu geliyor bana. Şu an balığın kokusunu pişmiş bir balık olarak alıyorum. Abi şunlar bak 10 numara. Yani bunlarda herhangi bir sıkıntı bulmanızı bilmiyorum. Yani çünkü çoğu pişiriyorum zaten. Ya dokun bir be. Abi. Biz geçenki balıktan yediğimizde bizim tadı onda kaldı. Bence bu balık normal. Balıktan arada bir böyle bir acılık geliyor. Onu çözmeye çalışıyoruz. Ama böyle çok minimum yani. Burada ton balığına atılan balığa çok benziyor. Abi sen bir de geçenkini görecektin. O neydi? Palamut. Abi biz palamuttan bildiğimizden vazgeçmeyecektik ya. Bu niye bize bundan verdi ben anlamadım. Sen palamut dedin sanki ya. Abi ben palamut demedim mi? Geçenkinden dedi. Geçenkinden dedi doğru. Abi balığın pişmeme ihtimali sıfır. Baksana lokum gibi dağılıyor. Bak parça parça çıkartıyor. Ne olacak? Pişmesi dağılmaz abi. Abi limon sıkın ya. Bas bakayım abi limonu. Bakıyoruz zaten ha. Yok abi. Bence gayet iyi. İyi. Hangisi o? Yeni attığını daha iyisi. Tadından yenmez bile. Abi hem şuraya koyuyorum bak. Şunu alayım. Hep onda oraya... kılçık var ha bak. Abi bu kafa ya. Kafa çok problem. Bak darmadağın etti kafayı. Abi yapabilecek bir şey yok ki yani. Balık aslında pişmiş de. Pişmiş balığı bir daha atıyoruz ya. Yani. Olsun sıcak yeriz ya. Ne olur. Ha, aynen öyle ya. Ya olaya bir müdahale etti.
Şey, bu tereymiş bu arada. Ben Rokay'la tereyi karıştırıyorum. Geçenki çocuğun niye öyle dedi? Geçen bir tane daha aldıydık bakkal marketten. Aynı bundan. Roka mı dedik, tere mi dedik? Manavcı abi diye biliyor musun? Roka dedi. Abi ben pazarda sordum. Adam ne dedi? Tere dedi. Toplayan adam mı daha iyi bilir? Manavda çalışan adam mı? Dedim ya zaten. Bence toplayan adam daha iyi bilir. Ben sana orada tere dedim. Yani bu tere. O Roka dedi. O manavcı biraz orada yanlış abi, yaptı. Roka biraz daha ince yapraklı değil mi? Böyle yaprak yaprak. Yo, tere böyle oluyor. Bu genellikle kuzu kulağına benziyor. Roka biraz daha böyle ağaç gibi dağılıyor. Bunda biraz acılık var ya, o çok iyi oluyor bak. Anladım. Abi biraz acılık var ya, o çok iyi oluyor. Göster abi terenin ne olduğunu. Işte. Aha işte bu ot, ot baba. Ot baba. At, gözüküyor ottan mu? Bahsediyoruz, tere ot. Yani artık ne kadar görünüyorsa idare edin. Neyse bize bir afiyet olsun Çağatay'ın dediği gibi. Abi yedik içtik. Kameranın şarjı bitti tabii. Şimdi çay içiyoruz. Çağatay'ın meşhur çayı. Tabii kara demlikler yok. Öyle portakal yiyoruz. Çay içiyoruz. Bisküvi yiyoruz. Oğuzhan var işte. Muhabbet ediyoruz. Soba var. Bak bu sobanın yanındaki şey. Bunun içinde su var abi. Su buhar yapıyor. Gece boğazımız ağrımıyor. Eğer bunda su olmazsa gece boğazda bir ağrı oluyormuş. Su var yani orada. Çağatay pratik çözümleri. Bir de bu küçücük soba abi evi ısıtıyor ya. Allah öyle. Şimdi çay içeceğiz. Muhabbet, sohbet. Yarın bakalım bir Nide'ye gezek görek ya. Nide gazozu içek. Dağlar var bakalım. Dağlara bakak gidebiliyorsak. Gidemezsek de uzaktan gösteririz. Öyle. Hadi yarın görüşmek üzere.